Güya onları istasyonda karşılayacaktım. Oturduğum yerde uyuyakalmış. Yazık oldu. Bari seni uyandırsaydım. Ben gittiniz sanıyordum. İşte geliyorlar galiba. Nerede canım da onlar o kadar bagaj indirecekler. Polisler falan dünyanın zamanı ister. Limo Andriev. 5 yıldır yurt dışındaydı. Kim bilir ne kadar değişmiş. İyi insandır. Rahat, yumuşak insandır. Hiç unutmam, henüz 15 yaşında bir çocuk. Rahmetli babam o zamanlar köyün bakkalıydı. Bir gün... Bir tane vurdu. Burnumdan kan boşandı. Dedesi o gün buraya babamla bu evin odasına birlikte gelmiştik. Sarhoştu. Ama Livo Andriev. O zamanlar o kadar genç. Öyle incecik bir kızdı ki tuttu beni buraya. Bu evin çocuk odasındaki musluğun başına getirdi. Öyle yüzüm gözüm kan içinde. Ağlama mışıkçım dedi. Ağlama. Ağlama mışıkçım. Düğüne kadar geçer. Mışık. Babam gerçekten bir mışıktı. Ama bak ben bugün böyle beyaz yelek giyiyorum. Domuz derisinden yapılmış cüzdanım var. Sarı potinlerim var. Zengin olmasına zenginim ama aslına bakarsan müzik her zaman müziktir. Ha demin işte orada bir kitap okumaya kalktım. Hiçbir şey anlamadım. Okurken uyuyup kalmış. Ne oluyorsun Dünyaşı? Neyin var kızım senin? Ellerim titriyor. Düşüp bayılacağım neredeyse. Bana bak. Sen de son zamanlarda çok çıtkırıldın mı oldun? Hanımefendiler gibi giyiniyorsun. Onlar gibi saçlarını tarıyorsun. İnsan kim olduğunu unutmamalı. Bunları bahçıvan yolladı. Yemek odasına koysunlar dedi. Dünyaşa, bana da bir bardak kvas getir. Baş üstüne efendim. Dışarıda iyi bir ayaz var. Hava -3 derece. Ama bir şey ağaçların yine de çiçek açmış. İklimimizin iyi olduğu söylenemez. Evet, söylenemez. Bakın İlgenay Aleksiyevich, bu çizmeleri alalı daha 3 gün oldu. Evet. Ama öylesine küçültüyorlar ki, dayanılır gibi değil. Acaba neyle yağlasa? Kes attık, aaa! Canımı sıktın. Zaten bütün uğursuzluklar benim olur. Ama ben bunlara alıştım artık. Sadece gülüp geçiyorum. İzninizle. Aa! Yine beni buldu. Bu hep böyle olur zaten. Size bir şey söyleyeyim mi? Katip Yapı Holdof Paskalya yurtusunda bana evlenme teklif etti. Aslında ben niye karar vereceğimi bilmiyorum. Kendi halinde bir adam. Fakat konuşmaya başladığımı hiçbir şey anlamıyorum. Yani iyi kalpli ve duygulu. Bazen hoşuma bile gidiyor. Beni deliler gibi seviyor. Şanssız bir adam. Her gün başına bir iş gelir. Bizimkiler ona at takmışlar.
dertli düstaba. İşte geliyorlar galiba. Neyim var benim, her tarafım buz kesti. Gerçekten geliyorlar. Hadi gidip karşılayalım onları. Bakalım beni tanıyabilecek mi? 5 yıldır görüşmedik. Allah, Allah'ım işte geliyorlar. Hanımım geliyor. Şimdi düşüp bayılacağım. Allah'ım hanımımı çok özledim. Hanımım geliyor. Hanımımı çok özledim. Canım benim, güzel odam. Şimdi de çocuk gibiyim. Anneciğim, beyaz odanızda leylak rengi odanızda bıraktığınız gibi duruyor. Sevgili var ya, hiç değişmemiş. Gene öyle rahibe gibi. Dur Yaşa, seni de tanıdım. Treniniz 2 saat gecikti. Rezalet. Bu ülkede hala hiçbir şeyi doğru bir istihare edemiyorlar canım. Ayrıldık. O zaman havalar soğuktu. Charlotte da yol boyu durmadan konuştu. Hokkabazlık gösterilerini yaptı. Neden başıma Charlotte'yı sardım bilmem ki. Yalnız başına yolculuk yapamazdın ki hayatım. Daha 17 yaşındasın. Paris'e vardık. Orası da karlı ve soğuk.
Fransız can berbat. Annem 5. katta oturuyor, oraya çıktım. Evde bir sürü konuk var, kadınla erkekli bir takım Fransızlar. O da duman içinde, sevimsiz. Birden annemi acıdım, öyle acıdım ki. Anlatma canım. Menton dolaylarındaki yazlığını satmış. Elinde hiçbir şey kalmamış, ama hiçbir şey. Dende de metelik yok. Bin güçlükle gelebildik buraya. Annem bunu anlamıyor. Gar lokantalarında yemek yiyoruz, en pahalı yemeklerden ısmarlıyor. Garsonlara da birer ruble bahşiş veriyor. Ha Charlotte da öyle. Yaşa da kendisine bizim yediğimiz yemeklerden ısmarlıyor. Korkunç bir şey. Sahi söylemiş miydim? Annemin uşağı Yaşa'yı da geri getirdik. Evet, gördüm serseriyi. Ne var ne yok var ya. Faizleri ödeyebildiniz mi? Ne gezer. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Ağustos'ta çiftliği satacaklar. Aman Tanrım. Ay, şuna bir tane vursan. Vay ya. Sana evlenme teklif etti mi? Ama seviyor seni. Ne bekliyorsunuz? Neden birbirinize açılmıyorsunuz? Bana kalırsa bu iş olmayacak. Onun işleri öyle çok ki. Bana ayıracak zamanı yok. Zaten önem de vermiyor. Canı isterse. Yalnız onu etrafımda dolaşırken görmek zoruma gidiyor. Hep düğünümüzden söz ediyorlar, beni kutluyorlar. Ama aslında ortada böyle bir şey yok. Hepsi hayal. Broşun ne hoş. Annem aldı. Var ya, var ya, Paris'te balona bindim. Canım gelmiş benim. Güzelim. Anya, gün boyu ev işleriyle uğraşırken bir yandan da düşünüyorum hayatım. Seni zengin bir adamla evlendirsek içim rahat ederdi. Hem o zaman ben de bir manastıra giderdim. Kiev'e, Moskova'ya, bütün kutsal yerleri gezerdim, dolaşırdım. Ne iyi olurdu. Bahçede kuşlar ötüyor. Saat kaç oldu? 4'e geliyor, geç olmuş. Hadi bakalım yatağa. Geçebilir miyim efendim? Yaşa. Yurt dışında ne kadar değişmişsiniz. Sizi neredeyse tanıyamayacaktım. Kimsiniz? Siz buradan ayrıldığınızda şu kadar çıktım. Feodor Kozyodov'un kızı Dunyaşa. Siz beni hatırlamazsınız. Fıstık. Yine ne oldu? Hay Allah, tabak düştü. Neyse ki kırılmamış. Var ya, var ya. Petya'nın burada olduğunu anneme söyleseydik. Uyandırmamalarını söyledim. Babam 6 yıl önce öldü. Ondan bir ay sonra kardeşim Grisha nehirde boğuldu. Zavallıcık daha 7 yaşındaydı. Annem bu olaya dayanamadı, arkasına bakmadan kaçtı. Onu ne kadar iyi anladığımı bir bilse. Petya Trofimov Grisha'nın öğretmeniydi. Onu görürse yeniden aklına gelebilir, var ya. Hanımefendi, kahvesini orada içecek, orada içeride. O masada. Kahve hazır mı? Hazır efendim. Süt ne? Nerede? Ya, unutmuşum, hemen getiririm. Seni beceriksiz, seni. Çok şükür. Çok şükür hanımın geldi. Bu günleri de gördük, çok şükür. Eskiden beyefendine Paris'e giderdim, atlı arabayla giderdim. Ne o Firs, neden güldün? Hanımım geldi, çok özlemiştim. Artık ölsem de gam yemem. Nasıl? İyi, sen söyle. Hatırladım. Sarı top ortada, kenarında duble. Sarı top, öteki kenarda. Canım Ruben. Bir zamanlar bu odada birlikte uyurduk. Şimdi ben 50'mi çoktan geçtim. Ne garip. Zaman geçiyor tabii.
Efendim? Zaman dedim. Geçiyor. Bu berbat parfüm kokusu nereden geliyor? Affedersiniz, benim uykum geldi, ben yatmaya gidiyorum. İyi geceler anneciğim. Bir tanem benim yavrum. Evimize döndüğüne seviniyor musun? Ben bir türlü inanamıyorum. İnanamıyorum. İyi geceler dayıcığım. Ne kadar da annene benziyorsun. Bak Ruba, bir zamanlar sen de böyleydin. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Çok yoruldu. Haklısınız. Haklısınız. Ne de olsa uzun yol. Evet beyler. Saat 5'e geliyor. Artık vedalaşma zamanı geldi. Var ya, sen hiç değişmemişsin. Kahvemi içeyim, ondan sonra hep birlikte çıkarız. Çok teşekkür ederim canım benim. Kahveye alıştım. Gece gündüz içiyorum. Ben bir bakayım, eşyaların hepsini taşımışlar. Burada oturan gerçekten ben miyim? İçimden zıplamak, el çırpmak geliyor. Ya rüya görüyorsam? Allah biliyor ya, vatanımı çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Trenin penceresinden dışarı bakamadım. Hep ağladım. Çok teşekkür ederim canım benim. Çok teşekkür ederim. Seni hayatta bulduğuma öyle sevindim ki. Evet. Geçen gün. Evet. Kulakları artık ağır işitiyor. Ne yazık ki bugün saat 5'te Harkova gitmek zorundayım. Oysa burada kalıp sizinle biraz konuşabilmeyi ne kadar isterdim. Her zamanki gibi harikasınız. Daha da güzelleşmiş. Tam Paris modasına göre giyinmiş. Dünya, dünya size feda olsun. Abinize, yani bu Leonid Andreyeviç'e göre ben kaba adamın, köy aslının biriyim. O istediğini desin. Benim umurumda değil. Benim tek isteğim, sizin eskiden olduğu gibi bana güvenip inanmanız. Yeter ki o harikulade gözleriniz bana eskiden olduğu gibi baksın. Benim babam, babanızın ve sizin kölenizdi. Ama siz, siz bir zamanlar bana öyle bir iyilik ettiniz ki her şeyi unuttum. Sizi sevdim. En yakın bir hısmım kadar sevdim. Belki de daha çok. Yerimde duramıyorum, elimde değil. Öyle mutluyum, öyle mutluyum ki. Sanırım bu saflığımla alay edeceksiniz. Canım dolabım benim. Masam. Luba. Geçen yıl dadı öldü. Ha evet. Mektupta yazmışlardı. Daşenka! Kızım! Daşenka saygılarını iletti. Daşenka. İçimden size böyle güzel, eğlenceli şeyler anlatmak geliyor ama ne yazık ki konuşmak için zamanım yok. Hemen ayrılmak zorundayım. Yalnız gitmeden şu kadarını söyleyeyim. Siz de biliyorsunuz Leonid Andreyeviç. Vişne bahçeniz. İcra borcu nedeniyle açık artırmada satılacak. Açık artırma günü olarak da 22 Ağustos tespit edildi. Loba, geç. Ama siz hiç üzülmeyin sevgili hanımefendi. Ben çaresini buldum. Bakın dikkatle dinleyin şimdi. Planım şöyle. Şimdi topraklarınız şehirden yalnızca 20 fersa uzaklıkta bulunuyor. Şimdi de tam yanından tren yolu geçirdiler. Şimdi topraklarınızı ve vişne bahçenizi nehir tarafına düşen bölümü arsalara böldüm. Yaz aylarında yazıcılara kiralanırsa bu size yılda en aşağısından 25 binlik bir gelir sağlar. Ne demek istediğinizi anlayamadım Yermolay Alexeyevich. Ay yazıcılardan diyorum. Yılda dönüm başına
Tam 25 ruble alırsınız. Bunu da şimdiden ilan ederseniz sonbahara kadar tek boş yeriniz kalmaz. Hepsi de kapışılır. Bu konuda da ben size elimden gelen her türlü yardımı yaparım. Yani sizi kutlarım hanımefendi, kurtuldunuz. Arazinin konumu harika. Nehir derin. Evet tabii biraz temizleyip toparlamak gerekiyor. Örneğin o eski yapıların hepsini yıkacağız. Bir de siz de görüyorsunuz artık bu ev tümden kullanılmaz durumda. Ha bir de bu vişne bahçesindeki ağaçların hepsini kesmek gerekir. Kesmek mi? Beni bağışlayın dostum ama galiba ne dediğinizin farkında değilsiniz. Bu yörede, bu ilde sözü edilmeye değer, ilginç, hatta harika denilebilecek tek şey bizim vişne bahçemizdir. Sizin vişne bahçenizin en güzel yanı büyük oluşu. Vişne ne? 2 yılda bir meyve verir. Onu da ne yapacağınızı bilemezsiniz. Kimse satın almaz ki. İyi de bizim vişne bahçesinin ansiklopedik lügatte bile yeri var. Evet de buna kesin çözüm yolu bulamazsak, kesin bir karara varamazsak vişne bahçeniz bütün topraklarınızla birlikte 22 Ağustos'ta satılacak. Artık anlayın bunu. Bunun başka çözüm yolu yok. Yemin ederim ne oluyor? Eskiden bundan 30-40 yıl önce vişneyi kuruturlardı. Suya basarlardı. Turşusunu kurarlardı. Reçelini yaparlardı. Daha neler neler yaparlardı. Sonra o vişne kurularını arabalarla Moskova'ya götürürlerdi. İyi de para ederdi. O zamanlar vişne kuruları tatlı, sulu, hoş kokulu, yumuşak olurdu. O zamanlar bu işin usulünü bilirlerdi. Peki ne oldu sonra o eski usule? Unutuldu. Paris! Paris nasıldı? Oralar güzel miydi? Şey yediniz mi? Kurba! Kurba yediniz mi kurba? Timsah yedik. Evet. İnan. İşe bakın. Bakın efendim, bakın. Bakın. Buralarda şimdiye kadar yalnızca efendilerle mucikler yaşardı. Ama şimdi bu yazıkçılar çıktı ortaya. Bütün kentler, hatta ufakları bile yazıklarla kuşatıldı. Bunların sayıları da 20 yıla kadar görülmedik bir biçimde artacak. Tamam, şimdilik bu adamlar henüz balkonlarında oturmuş çay içiyorlar ama bir gün bütün bu insanlar kendi toprakları üstünde tarıma yöneldiklerinde işte sizin vişne bahçenizde değer kazanacak, zenginleşecek. Özür dilerim Yermolay Alekseyeviç. Ama bütün bu söyledikleriniz saçma. Saçma? Size 2 telgraf var, buyurun. Paris'te. Benim için Paris bitti. Luba, bu dolap kaç yaşında biliyor musun? Geçen gün alt çekmecesini çıkarıp baktım da üzerinde tarih damgası vardı. Bu dolap tam 100 yıllık. Demek 100 yıllık olacak şey değil. İşe bakın. Evet, 100 yıllık. Doğum gününü kutlayabiliriz. Sevgili dolap, doğum günün kutlu olsun. Varlığının bu 100 yılı aşkın süresi boyunca bizim kuşaklara ve genç kuşaklara iyilik, dürüstlük yolunda ışık tuttu. Sessiz çağrın, yorulmak bilmez desteğin bizim kuşakları, genç kuşakları iyilik, dürüstlük ve topluma hizmet yolunda aydınlattı. Varlığın önünde saygıyla eğilirim size. Bravo! 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 Hiç değişmemişsin Leon. Sarı topu ortasından duble, doğru ters köşe. Ben izninizi rica edeyim. Haplarınızı şimdi alsanız. Bir dakika hanımefendi, bir dakika. Onları almanıza hiç ama hiç gerek yok. O ilaçlardan insana ne zarar gelir, ne de yarar. Ben onları başıma alayım.
kadar. Haplarını hepsini yuttum. Delirmişsiniz. Koca pis boğaz seni. Köylü! Geçen yıl Paskalya'da bunlar ailece bize geldiler. Yarım kova dolusu salatalık turşusunu yedi bitirdi bunlar. Bunlar böyle aç gözlü, böyle pis boğaz. Peki niye içirersin? Başında. Şimdi böyle her şeye söylenip duruyor. Biz alıştık artık. İyice yaşlandın. Charlotte Ivanovna. Özür dilerim, bugün sizi selamlamaya fırsat. Şimdi size elimi öpmeniz için izin versem, az sonra dirseklerimi, daha sonra da omuzlarımı öpmeye kalkarsınız. Bravo! Anlaşıldı, bugün benim hiç şansım yok. Charlotte Ivanovna, hiç değilse bize böyle bir sihirbazlık numarası gösterseniz. Charlotte, hadi bize bir sihirbazlık yap. Olmaz, uykum var. Ben izninizi rica edeyim. 3 haftaya kadar görüşürüz. Hoşça kal peşçi. Aslında canım hiç gitmek istemiyor. Bakın bu yazlık ev yapımı konusunda düşünüp de bir karara varırsanız bana hemen haber iletin. Çünkü size 50.000 rubleye kadar ödünç bulabilirim. Yalnız iyi düşünün. Hadi artık gitsenize siz. Gidiyorum. Kaba adam. Aa, özür dilerim. Bizim Varya'nın nişanlısı. Yakında evlenecekler. Dayıcığım lütfen saçmalama. Ne var bunda Varya? Olursa ben çok sevinirim. İyi insandır. Aa, doğrusu insan olarak çok saygı değer. Benim sevgili kızım Dakşenka da diyor ki... Neyse. Güzelim. Melleğim benim. Acaba bana 240 ruble borç verebilir misiniz? Ben... Yarın ipoteğin faizlerini ödemem gerekiyordu. Yok. Ha? Yok. Bende hiç para yok dostum. Bulunur efendim, bulunur. Ben hiç ümidimi kesmem. Geçenlerde işte dedim her şey bitti. Mahvolduk demeye kalmadan. Bir de baktım topraklarımdan demir yolu geçirdiler. Evet, parasını da tıkır tıkır ödediler. Bakarsanız bugün yarın başka bir şey olabilir. Dashenka 200 bin kazanabilir. Piyango bileti aldı benim Dashenka, evet. Kahvelerimizi de içtik. Artık yatalım. Güneş çoktan doğmuş. Soğuk kırılmış. Bakın anneciğim. Bakın ne harika bir bahçe. Bu bahçe borçlarımız yüzünden satılacak ha. Olacak şey değil. Bakın. Bakın bakın. Annem dolaşıyor bahçede beyaz elbiselerle. Nerede? Ta kendisi. Nerede Luba? Anneciğim lütfen. Yok. Bana öyle gelmiş. Şu sağda çardağın önünde bir ağaç eğilmiş. Tıpkı bir kadına benziyor. Ne harika bir bahçe. Yığınla beyaz çiçek. Masmavi bir gökyüzü. Luba Andreyevna. Yalnızca sizi selamlayıp hemen odama döneceğim. Sabaha kadar beklemem emredildi ama dayanamadım. Pietya. Pietya Trofimov. Pietya. Pietya Trofimov. Grişanızın eski öğretmeni. O kadar mı değişmişim? Luba. Luba yapma, lütfen ağlama. Size söylemiştim Pietya, yarına kadar bekleyin demiştim. Grişan.
Grisha yavrum, Grisha oğlum. Anneciğim, elden ne gelir Tanrı'nın emri. Tamam, yeter, ağlamayın. Çocuğum boğuldu, öldü. Neden dostum, neden? Anne orada uyuyor. Ben de burada yüksek sesle konuşup gürültü ediyorum. Ne opiyet ya? Neden böyle yaşlandınız? Neden bu kadar çirkinleştiniz? Bugün trende gelirken kadının biri bana Hırpani Efendi dedi. O zamanlar gencecik bir çocuktunuz, sevimli bir öğrenciydiniz. Şimdi bıyık bırakmışsınız, gözlük takmışsınız. Yoksa hala öğrenci misiniz? Evet, ömrümün sonuna kadar öğrenci kalacağım. Ay bu romantizmalarım. Güzelim, meleğim benim. Acaba bana 240 ruble verecek misiniz? Yarın ipoteğin faizleri ödemem gerekiyordu. Benim hiç param yok dostum. 240 rublecik. En kısa zamanda ödeyeceğim, inanın bana. Bunun da aklı fikri hep parada. Ama 240 rublecik. Peki o zaman. Leonid versin. Sen versene. Çok be. Çok bekler. Ver canım. Adamın ihtiyacı varmış. Ödeyecek. Gerçekten ihtiyacım var. En kısa zamanda ödeyeceğim, inanın bana. Kız kardeşim de para saçma alışkanlığından bir türlü kurtulamayacak. Ne dolaşıyorsun sen ayak altında? Çekilsene. Tavuk kokuyoruz. Biliyor musunuz Leonid Andreevich? Siz hiç değişmemişsiniz. Efendim? Ne diyor bu? Yaşa. Annen köyden geldi, seni bekliyor vedalaşmak için. Beklesin bakalım. Ne utanmaz şeysin. Gelmeseydi. Kim dedi ona bugün gel diye? Yarın gelseydi. Annem hep aynı. Hiç değişmemiş ki. Ona kalsa varını yoğunu dağıtır. Öyle. Öyle. Bir hastalık için birden fazla ilaç önerilirse o hastalık iyileşmez cinsten demektir. Ben de düşünüyorum, taşınıyorum. Bir sürü çare bulduğumu sanıyorum ama hiçbirinin yararı yok. Bir mirasa konsaydık. Ya da Anya'yı zengin bir adama verebilseydik. Aa bak, Yaroslav'daki kontes teyzeye gidip ondan borç para istemek de var. Teyze zengindir, zengindir ama bizi hiç sevmez. Tanrı yardımcımız olsun. Ağlama, ağlama. Ya niye sevsin? Luba iyidir, hoştur, bilirsin. Kendisini de çok severim ama pek dürüst bir hayat yaşadığı da ileri sürülemez yani. Yani bak, bir asil evleneceği yerde gitti bir avukatla evlendi ama... Dayıcım, Anya kapıda duruyor. Ah, gözüme bir şey kaçmış, etrafı göremiyorum. Geçen perşembe bölge mahkemesine gittiğimde arkadaşlarla oturup konuştuk. Sen tabii, neden konu... uyumadın Anya? Uykum kaçtı, uyuyamıyorum. Anneçka, meleğim. Yavrum niye böyle çıplaksın sen? Üşüyeceksin. Giy bakayım şunu. Giy. Ha. Biliyor musun Anya? Sen benim yeğenim değil. Meleğimsin. Meleğim. İnanıyorsun değil mi bana bir tane? İnanıyorsun değil mi canım? İnanıyorum. İnanıyorum dayıcığım, inanıyorum. Zaten seni herkes seviyor, sayıyor. Ama dayıcığım, sen konuşmamalısın. Susman gerekir. Biraz önce annem hakkında, kendi kız kardeşin hakkında söylediklerin neydi? Neden öyle söyledin? Haklısın bir tane. Haklısın canım. Tanrım ne olur, kurtar beni bu dertten. Gevezelik işte. Bugün de kalktım bu dolabın önünden Utku'ya. Tam Utku'nun soluna geldim, baktım saçmalıyorum. Dayıcığım. En iyisi sen sus. Konuşma. Susarsanız kendiniz de rahat edersiniz. Aa, ama işler hakkında son bir iki söz. Gelin bakayım. Geçen perşembe bölge mahkemesine gittiğimi söyledim ya.
Orada arkadaşlarla oturup konuştuk. Konuşurdan açıldı, buradan açıldı. Baktım, faizleri ödeyebilecek kadar yeniden faiz karşılığı borç para bulacağız. Ay, Tanrı yardımcımız olsun. Ağlama. Tabii, bakın göreceksiniz. Vişne bahçemiz kurtulacak. Size yemin, bahçemiz satılmayacak. Eğer bahçenin satılmasına engel olamazsan, işte sana elim. Bana ne dersen de, şerefsiz de, haysiyetsiz de, namussuz de, işte aklına ne gelirse söyle. Bahçemiz satılmayacak. Dayıcım, dayıcım ne kadar iyisin, ne kadar iyi, ne kadar akıllı. Artık içim rahat. Dayıma güveniyorum. Hadi çocuklar. Artık sizler de yatağa. Ayrıntıları yarın konuşuruz. Ha. Ben 1880'lerin adamıyım. Gerçi o zamanlar için pek iyi konuşulmaz. İnançlarımız yüzünden az mı çektik? Ama gene de köylüler benim nasıl davranacağımı bilirler, bana güvenirler. Sus. Sarı topu ortasından duble. Doğru ters köşeye. Yaroslav'a gitmeyi hiç istemiyorum. Büyük teyzeyi de hiç sevmem. Ama artık içim rahat. Dayıma güveniyorum. Oh. Hadi yat artık ha. Anne, sen burada yokken tuhaf bir şey oldu. Biliyorsun eski hizmetçi odasında yalnızca yaşlı hizmetkarlarımız kalır. Son günlerde kapıdan geçen herkesi gece yatısına konuk ediyorlarmış. Önceleri ses çıkarmadım. Ama sonra duydum ki hakkımda dedikodu çıkartmışlar. Güya ben konuklara yalnız nohut yedirmelerini emretmişim. Cimriliğimden. Anne. Gel bakalım. Gel canım. Öyle yorgunum ki. Çanlar çalıyor. Annem, dayım, canlarım benim. Gel.